Başlayalım o zaman. İsimlerin üstünden bir geçeyim. Sorularını çözelim. Şuradan hemen açıyorum arkadaşlar. İsimler konusunu bir hatırlayacağız. Ondan sonra da sorularını çözeceğiz. Yanında mavi kitabım olan arkadaşlarım varsa oradan tekrar edeceğim konu anlatımını. Daha sonra dersten sonra da PDF olarak konularla soruları atacağım grubunuza, tamam mı? Size ödev de vereceğim zaten. Test atacağım bir tane fazladan. O testi çözmenizi isteyeceğim isimlerle alakalı. Hazırsak başlayalım. Ses ve görüntü iyi değil mi? İyi hocam. Tamam. Hadi bakalım. Ha, bu arada not defterleriniz yanınızda değil mi? Mutlaka bir not defteriniz olsun. Çünkü konu sonunda size dipnotlarınızı yazdıracağım. Yani bir defteri olmayan arkadaşım da herhangi bir kağıda yazsın, sonra geçirsin. Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi sözcük türlerinden ilki isimlerdi. Zaten hepinize ben bu konuları anlattım. Bir kere hızlı bir şekilde en önemli yerlerine değine geçeceğim. Sorularını çözeceğiz beraber. Daha önce hiç çözmediğimiz bir kaynaktan çözeceğiz. Benim ilk soru bankam. O hiçbirinizde yok. Piyasada da yok. Oradan soru çözdüreceğim size. Şimdi bir, varlıklara verilişlerine göre adları özel ve cins adı olarak ikiye ayırmıştık. Özel adlar işte insan isimleri, hayvan isimleri, kurum adları, Ali, Boncuk, Murat Eğitim gibi. Geçtim. Cins adlar çok fazla olacak. Araba, defter, kalem, silgi gibi. Geçtim. Burada önemli olan şey şuydu. Bazen cins isimler bazı cümlelerde özelmiş gibi kullanılabiliyor. Buna dikkat edeceğim. Soru kalıbı şuydu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins isim özelmiş gibi kullanılmıştır derse direkt şıklarda gül, lale, menekşe, kaya, yıldız bu tarz isimler arayacağım. Çünkü bu tarz isimler insan içinde kullanılabiliyor, insan dışı varlıklar içinde kullanılabiliyor. Burada önemli olan burası. Geçtim. Varlıkların oluşumlarına göre adları soyut ve somut olarak ikiye ayırmıştık. Duyu organlarına hitap etmeyenler, algılanamayanlar soyuttu, algılanabilenlere somut demiştik. Soru kalıbı şuydu, yüklem diyor, soyut diyor ama en önemlisi ad diyor. Ben size demiştim ki Türkçe'de hiçbir zaman bir tane soru sorulmaz. Bir sorunun içinde birden çok soru vardır, tamam mı? Asıl önemli olanı da şu sona koyarlar. O yüzden dikkat edeceğiz. Bakın yüklem diyor. Buldum. Soyut diyor. Hepsi soyut ama benden ad olanı istiyor. Özlemek, kırılmak, aşık olmak fiil ama nefret isim. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Yani neye dikkat edeceğim? Şu özellikle en sondaki kelimeyi kaçırmayacağım. Benden isim olanı istiyor. Demiştik ki varlıkların sayılarına göre adları da tekil, çoğul, topluluk olarak ayıracağız. Tekil ad çok önemli değil. Lerleleke, almaz, çocuk, çiçek, ev, araba gibi. Burada önemli olan çoğul adlardır. Bir de topluluk adlarıdır. Çoğul adlar için ben size şöyle bir uyarıda bulunmuştum. Bakın çok önemli. Her lerleleke alan isimler kesinlikle çoğul isimlerdir. Lerler ekini alan bütün isimler çoğul isimlerdir. Çocuklar, çiçekler, evler gibi. Ben size dersteyken şu soruyu sormuştum. Çocuk ateşler içinde yanıyor cümlesinde ateşler çoğul ad mıdır demiştim. Bana hayır demiştiniz. Ama ne demiştik? Soru gramer olarak da sorulabilir, anlam olarak da sorulabilir. Ben size ek sorarsam evet çokluk ekidir, çoğuldur diyeceğiz. Ama anlam sorarsam hayır bu bir çoğul ad değildir diyeceğiz. Burada abartı anlamı var. Soruları bir ek olarak bir de anlam olarak değerlendireceğiz. Dikkat ediyoruz. Ne kural nedir burada? Bir isim çokluk eki alıyorsa çoğul addır. Bitti. Anlamı çok önemli değildir. Geldim topluluk adına. Topluluk adları biçim olarak yani görünüş olarak tekildirler. Çünkü bir taneden bahsederler ama anlam olarak çoğuldurlar. Bu ne demek? Larlar eki almazlar ama çok şeyden bahsederler.
Mesela ordu, sürü, aile, orman. Normalde bir tane ordumuz var bizim. Bir tane sürümüz, bir tane ailemiz, bir tane ormanımız var. Ama içindeki asker sayısı, hayvan sayısı, kişi sayısı, ağaç sayısı fazla. Bunlar görünüş olarak tekildirler ama anlam olarak çoğuldurlar. Burada ne önemlidir derseniz burada şu önemli. Eğer orman kelimesi ya da herhangi bir topluluk kelimesi çokluk ekini alırlarsa artık onlar ne olmuyor? Topluluk adı olmuyor. Kesinlikle çoğul adı oluyor. Biri bir şey yazdı galiba. Ben şu an göremiyorum, sayfadan çıkamıyorum. Sınıf, Hocam okul okul gibi olmuyordur kelimeler. demiş. Şimdi onu yazacaktım. Şimdi onu yazacağım arkadaşlar. Şimdi orman kelimesi bir topluluk adıdır. Ama üzerine lar geldiği an kesinlikle topluluk özelliğini kaybedecek. Ne olacak? Çoğul adı olacak arkadaşlar. Hoca burada işte dipnot defterine yazacağınız bir yere geldik. Şimdi arkadaşlar bana chat kısmından yazmak yerine söylerseniz daha iyi olur. Çünkü benim chat'e girmem sayfadan çıkmam demek oluyor. Siz yazılanı göremezsiniz. Hani zaman alır. Direkt bana ne yazdıysanız söyleyin ya da biri söylesin. Chat kısmında ne yazdınız? Ne yazıyor? Teşekkür ederim demiş arkadaş. Evet, tamam. Chat kısmına yazmamaya çalışın. Bana buradan söyleyin. Sayfayı hani çık gir çık yapmayayım ben, tamam mı? Şimdi arkadaşlar bak dipnot defterinize yazacağınız bir uyarıdan bahsedeceğim size. Şu iki kelime sınavlarda en sık sorulan iki kelimedir. Biri okul, diğeri de sınıftır. Ne özelliği var bunların? Okul ve sınıf yer anlamı katarsa, yani bina anlamında kullanılırsa, o zaman kesinlikle topluluk olmaz. Normal bir cins isim olur. İşte okulu boyadık, sınıfı temizledik. Burada cins isimdir, tekil isimdir. Ama okul pikniğe gitti, sınıf piknik düzenledi dersem, yani öğrenciyi kastedersem, kişiyi kastedersem işte o zaman topluluk olacak. Dipnot defterine yaz. Okul, sınıf, mekan olursa tekildir. Öğrenciyi kastederse topluluk ismidir. Buna benzer başka ne var mesela? Köy kelimesi var. İzmir kelimesi var. Bu tarz kelimeleri de şöyle soruyorlar. Ad aktarması yoluyla topluluk adı olmuştur diyor. Bak, Hocam ad sınıf başkanı derse? orada olmaz. Orada sınıf başkanı bir kişidir. Topluluk olmaz. Hayır, işte oradaki sınıfı kastedin. Yani ne Yine olur o sınıf? öğrenciyi kastetmiyor orada. Orada sınıf başkanı hiçbir türlü topluluk olmaz. Zaten öyle bir soru sorarsa da sınıfın altını değil, sınıf başkanının birlikte çizmesi gerekiyor altını. Sadece sınıfı çizmişti de o yüzden bir değişiklik. Çizemez. Öyle bir soru sorma hakkı yok. Çizerse de onu biz topluluk olarak alamayız. Öğrencilerin başkanı gibi değil. O sınıfın öğretmeni, o sınıfın başkanı, o yerin başkanı gibi düşünürüz. O yüzden de cins attır demek zorundayız. Hani biz kullanırken öğrencilerin başkanı gibi kullanırız. Toplulukmuş gibi gelir kulağımıza. Ama KPSS onu öyle kabul etmiyor. Tamam mı? Sınıf başkanı dersen tekil. Tamam. Burada ne diyorduk? Köy ve İzmir diyecek mesela. Bana diyecek ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ad aktarması yoluyla topluluk adı olmuştur? Bak önemli bir soru kalıbı. Ad aktarması yoluyla topluluk derse, köy muhtarını seçecek dersem oradaki köyle köyde yaşayanları kastediyor. Bu bir ad aktarmasıdır. Aynı zamanda köy orada topluluk adıdır. Ama köye yol yaptılar dersem yer anlamı kattığı için olmaz. İzmir depremde sokağa döküldü dersem İzmir'in halkını kastediyor. Bir topluluk olayı var. Orada topluluk adıdır. Ama İzmir gelişmiş bir şehirdir dersen orada olmaz. Tamam. Bu da güzel bir soru kalıbıdır. Kenara yazdık. Hocam köyle ilgili örneğinizi tekrar edebilir misiniz? Söyleyeyim. Köy başkanını seçti ya da köy muhtarını seçiyor dersen orada köydeki insanları kastettiği için ad aktarması yoluyla topluluk anlamı var. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Doğru tabii.
Bir isim aynı zamanda birden fazla şey olabiliyor mu? Mesela köyler oylarını kullandı dediğimiz zaman hem topluluk hem çoğul mu olarak alacağız biz onu? Olmaz, hayır. Topluluk özelliği kaybolur, direkt çoğul olur. Çoğul olur. Yani bir aynen. isim aynı anda iki şeyi temsil olmaz. Edemiyor. Yani şöyle, iki şey olabilir ama aynı kriterde iki şey olmaz. Mesela köyler dediğin zaman hem çoğuldur, hem işte atıyorum somuttur, hem ne bileyim basittir vesaire diyebilirsin. Farklı kriterlerde birçok özelliğe sahip olabilir. Ama aynı başlık altında iki şey olamaz. Tamam. Yani sana varlıkların sayılarına göre deyince bir şey hem tekil hem çoğul aynı anda olmaz. Ama biri tamamdır. Özel ve tekil olabilir. Tamamdır. Tamam mı? Öyle düşüneceğiz. Tamamdır. Teşekkürler. Peki. Yani vatanla yurtta topluluk olmuyordu değil mi? Olmuyordu. Yurtta, vatanda yer anlamı kattığı için topluluk özellikleri yok onların. Vatana sahip çıkın, yurdunuzu sevin, direkt yer. O yüzden onları topluluk alamazsınız. Tamam? Tamam hocam. Teşekkürler. Geçtim küçültme adlarına. Küçültmelerde cık önemliydi. Dikkat edecektik. Her cıkı küçültme almayacaktık. Maymuncuk, bademcik, arpacık, gelincik bunlara küçültme demeyecektik. Bunlar kalıcı ad olacaktı. Ama maymuncuğa dikkat edecektik. Çünkü küçük maymun anlamında da kullanılabiliyordu. Tuzak olarak kurulabilirdi. Bu dikkat. Minicik el, ufacık göz, küçücük kız. Evet küçültmeydi ama sıfattı. Bunları da ad olarak almayacaktık. Tamam. Derecik dersem, tepecik dersem, ovacık, kulübecik dersem evet küçültme adıdır. Kitapçık da bir küçültme adıydı. Bunu da unutmayacaktık. Birazdan küçültmelerle ilgili dipnot defterinize yazacağınız bir şeyi söyleyeceğim ama konu sonunda. Devam ediyorum. Pekiştirme adlarına geldim. Kıpkırmızı, masmavi, bembeyaz gibi sözcükler birer pekiştirmeydi. Arkadaşlar pekiştirmeden soru gelir. Ama nasıl gelir? Der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sözcüğü farklı türde kullanılmıştır der. Genelde pekiştirme sözcüğü ya sıfattır ya zarftır o tarz sorularda. Bazen de pekiştirme isim olarak kullanılmıştır der. Bak dipnot defterinize yazabileceğiniz bir uyarı. Yazıyorsunuz değil mi? Söylüyorum. Küçültme kelimeleri, pekiştirme kelimeleri, iklemeler, yüklemde kullanılırlarsa direkt isim olarak kullanılırlar. Unutmayacağız. Dipnot defterinize yazabileceğiniz bir uyarı. Bir hocam tekrar söyleyebilir misiniz? Söyleyeceğim. Tekrar söyleyeceğim. Merak etmeyin. Yok, tekrar söyleyeceğim. Küçültme adları, küçültme kelimeleri, pekiştirme kelimeleri ve iklemeler yüklemde kullanılırlarsa direkt isim olurlar. Küçültmeler, pekiştirmeler, iklemeler. Yüklemde kullanılırlarsa direkt isim olurlar. Ya da kelimenin arkasından virgül gelirse de isim olur. Mesela kıpkırmızı dedi virgülü koydu. Direkt isim. Küçücük dedi virgülü koydu. İsim. Tamam mı? Yüklemde kullanılırlarsa ya da bunlardan hemen sonra virgül gelirse o kelimeler kesinlikle isimdir arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Yanakları kıpkırmızıydı diyor. Kıpkırmızıydı yüklemse isimdir. Ama yukarıda kıpkırmızı elma sıfat, kıpkırmızı olmak fiili belirttiği için zarf olacak. Geçiyorum iyilik eklerine. Şimdi buraya kadar anlattığım kısımlar test kitaplarında sıkça karşınıza çıkar. Ama iyilik ekleri KPSS'de çıkar. Diğerlerini denemelerde, test kitaplarında, soru bankaları, konu anlatımları her yerde sorabilirler. Ama iyilik eklerini özellikle KPSS'de sorarlar ki bu sene lisanslara sordular, size de soracaklar. Şimdi iyilik ekleri bir varlığın kime, neye ait olduğunu bildiren eklerdir. İsimlere gelir dedik, bunu unutmayacağız. Birazdan onu da dipnot defterimize yazacağız zaten. Bir eşyanın, bir kişinin, bir şeyin kime ait olduğunu anlatacak. Bak, çantam dediğinde bu benim çantamdır. Çantan derse senin çantandır. Kısaca başına,
benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirilen bütün kelimelerde iyilik eki vardır. Ama bunu nedense bazı arkadaşlar şöyle karıştırıyorlar. Geldim diyor, ben diyor, hocam iyilik eki vardır diyor. Bak ben demedim. Sen demedim. Benim, senin dedim. Buna dikkat ediyorsunuz. Benim, senin, bizim, sizin olması gerekiyor. Ben, sen olursa olmaz. Tamam mı? İyilik eklerimiz bunlar. Şimdi geldim yine çok önemli ve son maddemiz olan hal eklerine. Arkadaşlar dipnot defterinize şimdiki notumu da eklemenizi istiyorum. Evet, dipnot defterinize hemen şunu not alın. Hal eklerine, iyilik eklerine, çokluk eklerine sadece isimler ve zamirler alır. Yani önceden sadece isimler diyordum ama ben size zamirleri de anlatmıştım. Zamirler isimlerin ikizidir. O zaman zamirler de alacak. Bir daha söylüyorum. Çokluk eklerine, hal eklerine, iyilik eklerine isimler ve zamirler alır. O zaman şunu yapma hakkınız asla yok. Bak. Geldim kelimesindeki m ekine. Geldiler kelimesindeki ler ekine. Kalkıp da m'ye iyilik eki, lara çokluk eki deme şansınız yok. Niye? Çünkü gelmek fiil arkadaşlar. Tamam mıdır? Geldimdeki m'nin adı kişi eki, geldilerdeki ler eki kişi eki. Fiilin üzerinde ancak ya kip ya kişi eki olur. Orada iyilik ekinin, çokluk ekinin işi yok. Not defterinize bunu mutlaka yazın. Çokluk ekleri, iyilik ekleri, hal ekleri sadece ve sadece isimlere ve zamirlere gelebiliyor. Kesinlikle fiillere gelmez. Fiilin üzerindeki ekler, o sondaki ekler kişi ekidir. Geçtim. Şimdi hal eklerinden yalın haller sınavda soru olarak gelir demiştim. Hatırlayın, ben size bunu sormuştum. Yalın hal nedir demiştim. Dediniz ki hiç ek almayan kelime. Tamam, çiçek kelimesi yalındır. Ek almamış. Ama yalın halin tanımı bu değil. Yalın hal demek E, D, den ve İ eklerini almayan demektir. Dört tane yasaklı ekim var. Bunları kesinlikle almayacak. Bak E'ye, D'ye, deni ve iyi. Bu dört tane yasaklı eki kesinlikle almaması gerekiyor yalın halde olan kelimelerin. Tamam mı? İstediğin kadar ek getir. Yapım eki getir, çokluk eki getir, ne bileyim iyilik eki getir. Ama bu dört tane eki sakın ola ki getirme. Mesela çiçekler yalın, çiçeğim yalın, çiçekçi yalın ama çiçeğe, çiçekte, çiçekten yalın değil, hal eki almış. Evet, yönelme hali diyorum ama bunun asıl adı yaklaşma hali, unutma. E haline yönelme derler ama sınavda yaklaşma diye sorarlar. Okula Ayşe'ye geçtim. Bu zor bir şey değil. D'ye bulunma hali, evet, nerede, kimde, geçtim. D'ne ayrılma hali derler ama sınavda uzaklaşma ya da çıkma hali olarak sorarlar. Çıkma ya da uzaklaşma derse direkt den hali. Sınıftan, Ayşe'den geçtim. Beni belirtme hali ilgilendiriyor. Arkadaşlar belirtme hali sınavda soru olarak geliyor. Dikkat edeceğiz. Peki nasıl dikkat edeceğiz? İ üç görevdedir demiştik. Yapım eki, iyilik eki, hal eki. Yapım eki olma kısmını size isimlerde sormazlar, yapıda sorarlar. Sözcükte yapı konusunda ki kolaydır. Kazmaktan, kazı sormaktan, soru vermekten veri gibi. Geçtim onu. Beni asıl iyilikle hal ekini ayırt etme noktası ilgilendiriyor. Nasıl ayırt ediyorduk biz bunu? Ne yapıyorduk? İyilikle sınav onun getiriyordu. Onun çok güzel. Çok güzel. Dipnot defterine yaz. İyiye ayırt etmek için onun kelimesi getirilecek. Geliyorsa iyilik olacaktı. Gelmiyorsa haleki olacaktı.
Ama dipnot defterine yazan arkadaşlar şunu da cümlenin not anlamına da bakacağız. Çok güzel. Kelimenin başına değil, cümlenin başına getireceğiz. Yani şöyle yazacağız. Onun evi yeni temizledik olmadığı için haleke, onun evi dün yandı olduğu için iyilik eke. Tamam mı? Mutlaka cümle de okunacak. Kelimenin başına değil, cümlenin başına getirecek. Peki, başı çok ağrıyor. Onun başı çok ağrıyor. İyilik eki oluyor. Suyu az önce dolaba koydular. Onun suyu az önce dolaba koydular. Olmadığı için haleke. Peki, bir dipnotumuz daha vardı. Hemen hatırlayacaksınız. Eminim buna. Ben bu örneği yazdıysam burada İki ne soruyor? İki tane ı, i varsa hem iyilik eki hem haleke oluyor. Süpersiniz. Bir kelimede iki tane ı varsa ilki her zaman iyilik oluyor. İkincisi her zaman haleke olacaktır. Bunu da unutmayacağız. Dipnot defterine bunu büyük harflerle yaz. Benim yazdığım gibi. Bir kelimede iki tane ı varsa ilk iyilik, ikincisi halekidir ve geliş sırası hep bu şekildedir. Sıralama da asla değişmeyecektir. O zaman isimlerle ilgili dipnotlarınızı aldınız diye düşünüyorum. Hadi sorulara geçelim. Sizin bana var mı sorunuz bunlarla ilgili? Hocam şurayı bir daha yok, hocam. Dediğiniz. Hocam şu son anlattığınızı bir daha anlatabilir misiniz? I'yı mı anlatayım bir daha? Evet. Tamam. I size şöyle soracak. Zaten şimdi sorularda da göreceksiniz. A'dan E'ye kadar bütün şıklarda altı çizili kelime verecek. Hepsinin sonu da I'la bitecek. Diyecek ki I hangisinde belirtme halinde değildir ya da farklı görevdedir. Cümlenin başına onun koyacaksın. Mesela kitabı yeni çıktı diyeceğim. Onun kitabı yeni çıktı diyebildiğim zaman bu iyiliktir. Çünkü bir sahip var. Bak kitabın sahibinin kim olduğunu biliyorum. Ama kitabı parçaladılar dersem bu kitabın kime ait olduğunu bilmiyorum ki ben. Oradaki iyilik eki değil. Oradaki haleki oluyor işte. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bir de bir kelimede iki tane ı varsa her zaman ilki iyiliktir. İkincisi halekidir. Bu sıralamada asla değişmez. Ha dipnotunuza şunu da ekleyin. Onu gerçi isim tamlamalarında söylüyorum ama burada da söyleyeyim. İsim tamlamalarında her zaman iyilik eki vardır. Çünkü tamlanan eki eşittir iyilik ekidir. Onu da yazın isterseniz dipnot olarak. Tamlanan eki eşittir iyilik ekidir. Hazır mı notlarınız falan? Hadi şimdi beraber soru çözümü yapacağız, tamam mı? Nasıl soru çözülür? Bir de ona bakalım beraber. Gerçi daha önce beraber soru çözümü yaptık dershanede. Ama burada bir de benim şuradan güzel sorularımdan bulabilirsem bir dakika açayım hemen. Evet, isimler testimiz hemen açılıyor. Haydi bakalım. Şimdi önce dipnotlarınıza şunu eklemenizi istiyorum. Eğer bir kelime lık eki aldıysa o kelime ya sıfattır ya isimdir. Tamam mı? Bir kelime lıklık ekini aldıysa bana da türü soruluyorsa o kelime ya isimdir ya sıfattır. Başka bir şey olma ihtimali yok. Hadi o zaman birinci soru sizindir. Bekliyorum. Var mıdır cevap verecek arkadaşım? Çözdü mü? A. Bursa. Olmadı. A hocam olmadı. Denizli mi? Bursa olacak. Denizli olmadı. Şimdi gençlik çağı belirtisiz at tamlaması olduğu için isim. Yolculuk zaten arkasından virgül gelmiş. Yalnızlığın da arkasından virgül gelmiş. Demedik mi virgül gelirse isim zahmet olur diye. İsim olur. O zamir ne zamandı? İşaret, belgisiz. Bu şu oralarda.
Ona dikkat, karıştırma. Yolculuktan sonra virgül gelmiş, o zaten isim. Yalnızlıktan sonra da virgül gelmiş, o da isim. Onları at. Bir içimlik su diyor bak. Nasıl su? İçimlik su. O yüzden o sıfattır. Cevap Bursa olacak. Denizli'de anlamlılık üzeri belirtisi zat tamlamasıdır. Bak, karıştırıyorsan sıfat tamlamasıyla at tamlamasını şöyle yap. Ne suyu deseydim, diyebilseydim, o zaman at tamlaması olacaktı. Bak, ne üzerinde? Anlamlılık üzerinde. Ne çağı? Gençlik çağı. Ne diyebildikleriniz at tamlamasıdır. Nasıl diye sorduklarınız sıfat tamlamasıdır. O yüzden dikkat ediyoruz. Burada cevap Bursa olacak. Evet, iki. İkileme diyor, isim görevinde kullanılacak diyor. İsim görevinde ise ya bir isim tamlamasının parçasıdır ya da yüklem olarak kullanılmıştır. Bak, yanına güzel bir işaret koymuşum. Demek ki az tehlikeli bir soru kalıbı bu. O suratı boşuna koymam ben oraya, biliyorsunuz. Cevabı direkt bulamazsanız şunu hatırlamayı unutmayın. İkilemeler ya sıfattır, ya zarftır, ya isimdir. Sen zarf ve sıfat olanları elersen cevabı bulursun. Zarfı sıfatı ele, geriye kalan cevabındır zaten. Hocam, Denizli mi hocam? Edirne. Denizli mi bakalım önce? Edirne. Tek tük ağaçlar. Şimdi Denizli diyen arkadaşıma soruyorum. Tek tük ağaç sıfat değil mi? Evet. O zaman cevap Denizli değil. Az önce Edirne Adana hocam. Diyen Edirne olacak. Az önce Adana diyen arkadaşım. Bol bol bulmak. Fiili belirtiyor. Tabii ki zarf. Bu da gitti. İçin için kırılmak. Zarf. Güzel güzel konuşmak. Zarf. Tek tük ağaç sıfat, bunlar zarf, bu sıfatsa demek ki bu isimdir. Toz toprak içi, belirtisi zat tamlamasıdır. Birlikte yüklem olmuş, aynı zamanda bunlar birer isimdir. Burada biraz zor sormuşum. Yanındaki suratı hak etmiş değil mi soru? Bence de. Altı çizili sözcük isim değildir. İsim değilse ya sıfattır ya zarftır. Edirne. Ne olacak? Edirne. Niye? Sıfat orada uzun sıfat. Zaman diyor. Güzel. Uzun zaman sıfat. Bak, soru kalıplarını iyi analiz edin. İsim değilse sıfatı ya da zarfı arıyorumdur. Tamam mı? Çok nadir zamiri sorar. Evet. Ezik diyor. Farklı tür diyor. İsim, sıfat, zarf neyse ona bakacağım. Sizin için Ceyhan. Çizim bak. Neden? Diğerleri zarf. Diğeri isim herhalde oradaki. Nereden diğer hayır, ezikleri adlaşmış sıfat. Evet, ama biz adlaşmış sıfatları isim olarak kabul ediyoruz. Çünkü hoca ne dedi? Lar ekini neler alıyordu? Lar ekini isimler, zamirler alıyordu. Ya da zamirler alıyordu. O zaman direkt bak, nokta atışı. Lar eki var, o zaman ezik kelimesi orada isim olmak zorunda. Adlaşmış sıfatları isim kabul ediyoruz artık. Adı üstünde adlaşmış sıfat, yani sıfat özelliğini kaybetmiş. Geldik 5. sorumuza. Şöyle, ne demişim? Altı çizili isim iyilik eki almamış demişim bak. Hepsinin sonuna ı'yı yapıştırmışım. Ne soruyorum size? İyelik eki değilse hal ekidir. Hal eki olanı bul. C mi hocam? B mi hocam? Şimdi C diyen arkadaşım, onun güzelliği birçok hikaye konu olmuştu. Oluyor mu? Oluyor. O zaman iyelik ekidir o. Demedik mi onun gelirse iyiliktir diye? Hocam. Bursa galiba diyen var. Aradan bir erkek sesi geldi. Kızlar bastırdı hemen. Bir durun. Çocuk söylesin. Söyle. Hocam, ben diyecektim ki biraz zaman tanıyıp ondan sonra cevap alsanız olur mu? Olur. Tamam. Bekliyorum. Kızlar susun biraz. Azıcık bekleyin. Evet. Hadi ben bunu söyleyeyim. Diğer sorularda az bekleyelim. Kitabı ikinci kez basıldığında çok ilgi gördü diyor. Onun kitabı oluyor. Bu da iyilik. Onun ömrü insanlara yardım etmekle geçmişti. Oluyor. Bu da iyilik.
Onun kalemi en iyi arkadaşı sayılırdı. Bu da oldu diyelim. Ama onun hayatı bir oyun gibi algılamaktan hoşlanmıyordu, olmaz. O yüzden cevap bu. Bu o hayatı olur. Tamam mı? Onun getirilenler iyilik, getirilmeyenler halektir. Peki altıncı soruya geçeceğim. Şöyle. Alilerde hangi anlamı katıyor ki ben aşağıda o anlamı bulayım? Hemen söylemeyin cevabı, tamam mı? Bir baksın herkes. Bu da kolay ama, söyleyin cevabı hadi. Ne olur? C mi hocam? Reyhan olur. C mi hocam? Evet, çünkü Aliler burada aile anlamı katmış. Teyzemler de aile anlamı katıyor. Peki diğerlerinde gönüller çokluk, gençler çokluk, sabahlar geniş zaman anlamı katmış. Buradaki Ayşeler belki çeldirirdi ama Ayşeler burada benzerleri anlamı katıyor. Bunu sorarken şöyle soruyorlar arkadaşlar. Namık Kemaller tükenmez diyor mesela. Namık Kemal ve benzerleri. Burada da Ayşeler derken Ayşe ve ona benzeyen, o isme ait olan anlamı katıyor. Tamam mı? Geldim 7. Bak bu 7. soru çok güzel bir soru. Bak bu işaret güzel soru olduğunu gösteriyor. Ben bu kitabı hazırlarken ona göre hazırlamıştım. Bir bakın bakalım. Bakayım anlayabilecek misiniz şıkları? Hangisinde isim değildir soruyor bana. Hadi bir bakın. Bu soruyu çözene aferin diyeceğim. Çok güzel bir soru. A mı ya? Bilemedim. A mı ya? Bilmiyorum. Hangisi isim görevinde değildir? Bilmem, A mı acaba? E mi hocam? E. E diyen var, A diyen var. Değil. E değil. Bak isim olmayanı arıyorsunuz. Yani ya sıfat ya zarf olacak. C diyorum ben. C cevap. Ne diyorsun? C diyorum. C diyorsun. Neden C dedin? Bir kızayım sana. Niye C diyorsun sen? Hocam. Aa. Üç zamir görevinde kullanılmamış mı? Çok güzel. Üç zamir Birin anlamını hiç çözemedim. Laleli bana hiç isim gibi gelmedi. Sallayayım dedim. Bir ve üç olur. Salladın. Güzel salladın. Destekli sağ. İşte bak bunları bekliyorum. Destekli sallayın. Şimdi buradaki bağ, üzüm bağı anlamında, tamam mı? Güzel bağ, sümbüllü bağ, laleli bağ. Anladık mı? İçinde laleler olan, sümbüller olan güzel bağ anlamıyla kullanılmış. O yüzden diyeceğiz ki laleli burada sıfat. Ben de zamir olduğuna göre bunlar isim değildir. Cevap 1-3'tür. Ama hocam biz zamirleri isim olarak almıyor muyduk? Aa, ama bak isim görevinde değildir derse zamirin kendi görevi var. Zamirleri evet. İsim görevinde almıyoruz. Zamirleri isim soylu alıyoruz. Ben size tamam. Burada çok 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 bastırmıştım. Dikkat edin demiştim. İsim başka bir şey, isim soylu başka bir şey. Hocam. Yani zamirler isim tamlamasında olsa bile benim gönlüme burada isim tamlaması ya. Yani zamir olarak alacağız onu yine de. Tabii tabii. Çünkü bana sözcüğün türünü soruyor. Görevini soruyor. Tür, görev dersi kendi, zamirdir diyeceğiz. Tamam mı? Ama bu şöyle sorsaydı bana. Yüklemin türü farklıdır deseydi. O zaman derdim ki yüklemde zamir olsaydı derdim ki zamirler isim soyludur. Mekmakeki almazlar. Ben bunları isme dahil edeyim. Öbürüne de fiil derdim. Yani sözcüğün soyu ayrı, türü ayrı. Zamirler isim soyludur. Ama isim değillerdir. Tamam mı? Tamam hocam. Türü görevi ayrı bir şey, soyu ayrı bir şey. Şey gibi düşün. Senin mesela kardeşin var diyelim. Siz hepiniz aynı soydan geliyorsunuz.
Ama kardeşin atıyorum doktor, sen öğretmensin. Görevleriniz farklı ama soyunuz aynı. Onun gibi. Tamam. Cevap o yüzden Ceyhan olacak burada. Geldim 8'e. 8 bir tık değişik bir soru. Ama biliyoruz biz bunu yaparız. Eylemden türemiş isim diyor. Yani kökü eylem olacak. Rey mi? Bursa. Bulmaktan bulgu olmuş. Bu kolaydı. Geçtim. Ondan beklemedim onu. Heh. Geldik işte. Bursa. Bir durun da. Nasıl Bursa? 9 mu Bursa? Daha soruyu şimdi indirdim. Nasıl Bursa? Hayır 8. Ha, 8 Bursa. Tamam. Bulmaktan bulgu ol. Tamam. O kolaydı. Geçtim onu. Çerez soru. Şimdi sorunun cevabını hemen istemiyorum. Herkes baksın. Ama soruyu iyi anla. Bak. Yönelme durum eki diyor. Yani EA diyor. Farklı türde bir sözcüğe gelmiştir diyor. Ne demek istedim ben bu soruda sizce? İsme mi, sıfata mı, zarfa mı? Hayır. Çekmiş. İşte böyle yaparsan soruyu hiç çözemeyeceksin. Atlatırım. Fiile mi, ismi? Hayır. Olmaz. Şunu biliyor olman lazım. Bak. Sıfat mı, zamir mi? Değilmiş hayır, o. Hayır. Hayır. Bak, yönelme durum eki bir hal ekidir, değil mi? Ha, isme gelir. Evet. Ben dipnot defterine az önce ne dedim? Ya isme gelir ya da onun ikizi olan zamire gelir. Başka o zaman bir şey şansı yok. Tabii o zaman dersin hemen. Edirne. Ya Edirne tabii. Yok sıfata mı gelmiş, zarfa mı gelmiş? Gelemiyorlar ki. Tamam mı? Unutma. Bana yönelme durum eki demeseydi, A deseydi, o zaman zarfımı, sıfatımı gelmiş mi bakardım. Yapım eki mi, çekim eki mi bakardım. Ama diyor ki yönelme durum eki diyor. Durum ekleri ya isme ya zamire gelir. E burada da farklı sözcük dediğine göre dördü isme gelmiş, bir tanesi zamire gelmiş. Dikkat ediyorsunuz. Böyle acele ettiğiniz için olmuyor işte. Acele etmeyin. Evet 10. soru kolay, yapın bakalım. Cevabı söylemeyin ama hemen. Yaptık mı? Hadi söyleyeyim bakalım. Belirtme durum eki değilse iyilik ekidir. İyilik. Ceyhan mı? Ceyhan mı? Evet. Neden? El kapıları belirtisiz isim tamlaması. Çok iyi. Belirtisiz isim tamlamasıysa şu tamlanan ekidir. Yani iyilik ekidir. Süpersin. İstanbul'u dinliyorum. Onun İstanbul'u dinliyorum olmaz. O haleke. Hatırlamazsın türküyü diyor. Onun türküyü nasıl hatırlamazsın olmaz. Halekidir. Başım diyor. Burada iyilik var ama bir de haleki var. İki tane ı gelirse mutlaka haleki vardır demiştim. Bu zaten kafadan gitti. E kendini, onun kendini olmaz. Bu da halekidir. Cevap Ceyhan olacak. 11. Hangisi isimdir? Hangileri isimdir diyor. Kolay. Hemen yapmanız lazım artık. Yaptınız mı? Cevap? Bursa. Evet. Neden? Yoran ve gölgeli sıfat. Evet. Zahmetsiz desem mi? Evet. Şöyle de yapabilirim. Hoca dedi ki larekini isimler alır arkadaş. Bu bir isim. Geçmişin tamlayan eki almış. E tamlayan ekinde isimler alacak ya. 1 ile 4 isimdir. Diğerleri de zaten sıfat işaretleri. Böyle de olurdu yani. Ama yaptığınız yöntem yanlış değil tabii ki. Aha, çiçeğe solmuş bir surat çizmişim. Yanına neden acaba? İsim değildir'i soruyorum. 12. 3. 3.
Hocam, efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok hızlı cevap veriyorlar da ben yetişemiyorum. Birazcık daha beklesek olur mu? Olur. Biraz daha bekleyelim. Tamam. Arkadaşımızın söylediği yanlıştı zaten. 3 değil. Bir herkes baksın, bekleyelim. Tamam mıyız? Olduysa cevaplayalım. Evet, hangisi isim değildir diyor. E mi hocam? Neden? Sıfat çünkü. Sıfat mı? Ay, zaman. Zaman. Zamir. Bu bir kişi zamiri. Evet. O yüzden Edirne. Yıllar çokluk eki almış bu bir isim. Derya'da isim. Az önce Damla'ya bir kim ne demişti? Sıfat mı hocam, dedi? Hocam ben hani nasıl yaşadım Damla gibi olsa, gibi almadık diye mi anladık onu biz? Gibi almadık o yüzden. Bak, gibi edat, Damla isim. Hatırlarsan isimlerle edatlar birleşince edat öbeği oluştururdu. Edat öbeği arkasından fiil gelirse zarf olurdu. Damla gibi yaşamak ikisi birlikte zarftır. Ama Damla tek başına isim. E şahidimsin de cevap Edirne olacak. Evet, 13. Haleki almamışı soruyorum ama hemen cevabı söylemeyin, tamam mı? Az bekleyin. Benim telefonum çalıyor. Söyle hocayla dersteyim de kapat. O kişi bize tatlı alsın. Bulduk mu cevabı? Evet. Nedir cevabımız? Hata. 1-2. 1-2. Edirne evet, diyen var, 1-2 diyen var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz şu an 60 kişiyiz. Niye bir iki kişinin sesi çıkıyor, diğerlerinden ses gelmiyor acaba? Onlar sadece izliyorlar mı? Yoksa bizi bırakıp gittiler mi? Sadece çevrimiçiler mi şu an? Buradayız değil mi? Herkes burada yani. Peki. Şimdi hangileri isim durum eki almamış? Bir kere isim durum ekleri E, D, den ve İ ekleri. 5'te kesinlikle var. 4'te de var. Bunları zaten eledim. Bunlar gitti. Gözlerimde çokluk ve iyilik eki var. 2'yi bir alacağım. Şimdi geriye 1 ve 3 kalacak. Onların arasında tereddüt yaşayacağım. O zaman da ne yapacağım? Başına onun koyacağım. Ya da tamlama var mı yok mu ona bakacağım. Urfa'nın etrafı zaten bir tamlama olduğuna göre. İyelik eki kesinlikle olmak zorunda. Onun etrafı da diyebiliyorum. Şu ek iyelik eki. Yani hal eki değil. O zaman biri de alacağım. Diyeceğim ki 1 ile 2'de hal eki yok. Ama cihanlı kelimesinde ı hal ekidir. Cevap Adana olacak burada. Anlamayan varsa tekrar edeyim. Yok, ben soru kökünü yanlış hesaplayıp yaptım. Sen ters düşündün galiba. Evet, direkt olumlu diye geldi gözümün önüne. D'den görünce yapıştı. Hangileri somuttur ve isimdir diyor. Kolay bir soru, bunu hemen yaparsınız. Söyleyelim mi? Evet, bu kolay olduğu için hızlıca alabilirim cevabı. 2 ve 5 olacak Ceyhan. Evet arkadaşlar, şimdi bir ara vereceğim. 14 soru çözdük isimlerle ilgili. Herhalde biraz daha oturmuştur diye düşünüyorum isimler. Değil mi? Şimdi ben size ikinci testi PDF olarak atacağım. Telefonunuza gelecek, gruba yani. Onu çözeceksiniz bugün dersten sonra. Ondan sonra cevapları yine konuşacağız beraber. Ama şimdi bir 5 dakika kadar ara vereceğim.
Ondan sonra da tamlamaların üzerinden geçeceğim. Tamam mı? Haydi bakalım, bir 5 dakika sonra buradayız arkadaşlar. Kaç geçiyor? 43, 48 geçe bekliyorum. Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan. Merhaba hocam. Arkadaşlarınız gelsin. Hemen toparlanın. Tamlamalarla devam edelim. Hiç zaman kaybetmeden dersten sonra arkadaşlar hemen PDF'leri atacağım. İsimlerin ikinci testiyle isim tamlamaların ikinci testini çözüp bana hemen özelden yazın. Ben de cevapları paylaşayım sizinle, tamam mı? Açayım hemen ben notları. Evet, tamamlar şurada. Kaç kişi olduk? 46. Notlar iyi mi böyle? Görünüyor mu? İyi hocam. İyi hocam. İyi hocam, gayet. Tamamdır. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Notları da gruba atabilir misiniz? Atacağım dersten sonra. Tamam. Direkt bunları değil ama kağıda yazmıştım. Kağıda yazdıklarımı atacağım. Tamam mı? Tamam. Yani bunu atmam biraz zor. Telefonda yok bu da. Telefonu almam biraz zor. Ama atacağım dersten sonra. Tamam. Hatta şu an arkadaşlarınızı beklerken bir iki dakika hemen grupla paylaşayım ben olmazsa. Zamanla kazanırız. Birinci gruba atmıştım çünkü. Siz de bir bakın arkadaşlar, okunmayan bir yer varsa başka bir şekilde atmaya çalışayım. Şu an attım grubunuza. Biriniz bir açın PDF'nin birini. Mesela isim tamlamaları konu diyor. Onu açın bir bakın. Ben de net okunuyor ama sizde nasıl bilmiyorum. Okunuyor hocam. Okunuyor değil mi? Hı hı. Tamam. Hocam bizde kitap var. İsterseniz kitaptan çekip atalım diyorlar. O da olur. Eğer bu PDF'ler okunmuyorsa kitaptan çekip atalım. Eğer okunuyorsa sıkıntı yok. Okunuyor mu? Konu anlatma. Evet. Gayet net hocam. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Aynı şeyler çünkü. Burada yazanla oradakiler aynı. Bu sadece kağıda yazmıştım önce, kitaba koymadan önce. Tamamdır, attım zaten notları. Herkes alabilir. Sorular da içinde var. Hadi başlayalım o zaman. Tamlamaların da üzerinden bir geçelim arkadaşlar. Şimdi tamlamalarda tamlayan ve tamlanan mutlaka olmak zorunda. Bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Bana buradan daha en başında ne sorabilir? Hani ilginç bir soru soracaksa ne sorabilir? Mesela der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ya da tamlananı farklı bir sözcükten oluşmuş at tamlaması vardır diyebilir. Şimdi bakın, bu değişik bir soru kalıbı. Tamlayanı ve tamlananı farklı sözcükten oluşacak. Burada hemen şunu hatırlamanız gerekiyor. Hoca demişti. Zamirler isimlerin ikizidir. O zaman isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan ya isim olur ya zamir olur. Öyle bir soruda isim değilse zamir olanı soruyordur. Zamirse isim olanı soruyordur. Tamam mı? Tamlayanı ya da tamlananı farklı sözcükten oluşmuştur demek, biri zamirdir demek. Unutmayın, isimler, zamirler at tamlaması kurabiliyor. Şimdi belirtili at tamlamasının özelliği ne? Bir tane tamlayan var, bir tane tamlanan var. Hem tamlayan hem tamlanan ek alacak arkadaşlar. Eğer ikisi de ek alıyorsa adı belirtili at tamlaması oluyordu. Biz bunları zaten görmüştük. Kapının rengi, sorunun cevabı, ömrün sonu, denizin dibi gibi. Bunları geçtim. Şimdi beni asıl ilgilendiren soru kalıpları. Bana derse ki at tamlamalarında
deneki tamlayan ekidir. O zaman bütün şıklarda deni görüp çizeceğim, yerine ının yazacağım. Gömleklerin bazıları oldu. Çocuklardan hiçbiri çocukların hiçbiri oldu. Soruların çoğu oldu ama bahçelerin geçiyorduk olmadı. O zaman diyeceğim ki den üçünde tamlama kurmuş. Bir tanesinde kuramamış, haleke olarak kalmış. Geldim ikinci soru kalıbına. At tamlamalarında ki altını çiziyorum. Özellikle belirtili at tamlamalarında bu soru kalıbı sorulur. Ha yoksa zincirlemede de olabiliyor. Belirtili at tamlamalarında tamlayan da tamlanan da sıfat alabiliyor. Şimdi çocuğun gömleği belirtili at tamlaması. Yaramaz çocuğun gömleği dersem, bakın tamlayan sıfat almış oluyor. Çünkü çocuğun yaramaz olduğunu anlatıyor. Yine Kerem'in gözleridir. Yakışıklı Kerem dersem yine birinci sıfat almış oluyor. Yani tamlayanı sıfat almış oluyor. Şimdi geldim bu tarafa. Çocuğun yanakları. Şimdi çocuğun yanakları at tamlaması hem de belirtili at tamlaması, araya kırmızı sıfatı girmiş. İstanbul'un sokakları at tamlaması, araya dar sıfatı girmiş. Ama biz bunu ifade ederken iki şekilde ifade ediyorduk. Diyorduk ki ya belirtili at tamlaması araya sıfat almış ya da tamlanan sıfat almış diyorduk. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor bak. Belirtili at tamlaması araya sıfat almış ya da tamlanan sıfat almış derse ikisi de bana aynı şeyi soruyordu. Geldim üçüncü, çok önemli. Belirtili at tamlamalarında bazen tamlayan düşer. Bak, tamlayan eki demiyor. Tamlayanın kendisi düşer diyor. Biz bu tarz sorularda demiştik ki tamlayanı düşmüş at tamlaması eşittir iyilik eki alan kelime demekti. Ama şuna da dikkat edecektim. Bana dörtlük ya da paragraf verirse kaç tamlama vardır derse bunları saymayacaktım. Bunlar sadece iyilik eki almış kelimelerdir. Aslında ortada bir tamlama falan yok. Ama biz kendimizi kandırıyoruz. Diyoruz ki burada tamlayanı düşmüş bir at tamlaması var. O zaman bana tamlayanı düşmüş at tamlaması derse iyilik eki almış kelime arayacağım. Çünkü normalde benim sorum demem gerekirken biz benimi kullanmayız da sorum deriz. Kapım size her zaman açıktır da aslında benim kapım demek ama benim demiyoruz. O yüzden tamlayanı düşürmüş oluyoruz. Bu notlarda yok ama siz dipnot defterinize ekleyebilirsiniz. Şu da bir soru kalıbı. Çok nadiren sorulur ama çıkar. Tamlanan eki düşmüştür der. Tamlanan ekinin diğer adı neydi? Neydi tamlanan ekinin İyilik. Adı? İyilik eki. Tamlanan eki düşmüştür demek, iyilik eki düşmüştür demek. O zaman ben ne arayacağım? Bizim evimiz yerine bizim ev gibi bir şey arayacağım. Bak, iyilik eki, tamlanan eki düşmüş oluyor. Bu da bazen soru olarak gelebiliyor. Tamlayanı düşmüş derse birinci kısım komple gitmiş olacak. Tamlanan eki düşmüş derse ikinci kelimedeki iyilik eki kullanılmamış olacak. Bizim çantamız yerine bizim çanta diyecek. İşte onun arabası yerine bu onun araba, bu onun kız, bu onun bilmem ne gibi kullanılacak. Tamam, burada yok ama siz dipnotunuzu ekleyebilirsiniz. Uyarı 4. Demiştim ki ben size belirtili at tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebiliyor. Hiç cümleyi okuma. Sonuna git. Innın eki alan kelime neredeyse direkt yapıştır geç. Çünkü normalde evin bahçesi demem gerekiyor, yer değiştirmiş. Sorunun cevabı demem gerekiyor, yer değiştirmiş. Hiç okumayacağım cümleyi, gideceğim sonuna ınnın nerede yapıştır geç yapacağım. Bu kadar. Geldim belirtisize.
Belirtisiz at tamlamalarında tamlayan ek almaz, sadece tamlanan ek alır arkadaşlar. Ne dedik? Okulun yolu yerine okul yolu. Notun defteri yerine not defteri, yazın sıcağı yerine yaz sıcağı dersen belirtisizdir. Ha, belirtisiz de ne çok önemli. Dipnot defterine ne yazmalıyım? Bak söylüyorum, ekle. Neydi çok önemli olan? Belirtisiz at tamlamalarında başa gelen sıfat bütün tamlamanın sıfatıdır. Hangisinde tamlama sıfat almıştır derse tamlama kesinlikle belirtisiz olacak. Bunu direkt oraya not al bak. Hangisinde tamlama sıfat almıştır derse tamlama kesinlikle belirtisiz olacak. Bunun ben size nedenini de açıklamıştım. Hani ezber bilgi olmasın demiştim. Demiştim ki şimdi belirtisiz at tamlamaları araya sıfat alamadıkları için şimdi ayak kelimesinin de nitelenmesi gerekiyorsa ne yapmam lazım? Mecburen başa sıfat getireceğim ki bütün tamlamanın sıfatı olabilsin. Ama tamlama belirtili ise başına da gelebiliyor, araya da gelebiliyor. O yüzden belirtili de başa gelen sadece tamlayanın sıfatıdır. Ama belirtisiz ise bütün tamlamanın sıfatıdır. Onu unutmayacağız. Bak çok önemli. Birazdan soru da çözeceğiz. Belirtisiz at tamlamaları ile ilgili bir de gelen soru kalıbı da şu. Bir at tamlaması sıfat görevindedir diyor. Bak at tamlaması sıfat görevinde. Ne arayacağım? Bıçak arası, deniz mavisi, duman rengi, yosun yeşili, kestane rengi gibi kelime grupları. Yani belirtisiz at tamlamaları arayacağım. Arkalarındaki ismi niteleyecek. Sakın buna zincirleme at tamlaması demiyorsunuz. Evet, bıçak isim, ara isim, pide isim, üç isim arka arkaya gelmiş, zincirleme gibi duruyor ama değil. Deniz isim, mavi isim, göz isim, hani üç isim gelmiş, zincirleme gibi duruyor, değil. Denizin mavisi belirtisiz at tamlaması, deniz mavisi göz burada sıfat görevinde. Duman rengi belirtisiz at tamlaması, duman rengi kazak sıfat görevinde. Tamam mı? Hocam, bu çok önemli. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Peki, bir tane örneği zincirli tamlama yapsak olur mu? Bu örneklerden birini mi? Evet. Denizin mavisinin huzuru mesela. Denizin mavisinin huzuru başkadır diyeceğim mesela. Yani burada gözler kısmı da ek alması gerekiyor. Aynen öyle. Tamam, teşekkür ederim. Bir de nasıl göz sorusuna cevap veriyor burada. Nasıl göz? Deniz mavisi göz. Ama az öncekinde deniz mavisinin huzuru dediğimde nasıl huzuru olmaz. Neyin huzuru? Denizin mavisinin huzuru. Orada zincirleme olur. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Geldim. Takız hızı hiç anlatasım yok demiştim, hatırlarsınız. Sınavda çıkmayacak. Nedir? Ham madde veriyorsa takız hız. Cam vazo, kağıt bardak, demir kapı. Hop geçtik bunu. Geldim zincirlemeye. Bak çok önemli. Üç tane sözcüğün arka arkaya gelmesi zincirlemedir ifadesi yanlış bir ifade. Üç tane sözcüğün arka arkaya gelmesi değil. En az üç tane ismin arka arkaya gelmesi zincirleme oluyor. Genelde burada çuvallıyorsunuz. Dikkat edin. Üç sözcük arka arkaya geldi diye illa zincirleme olmak zorunda değil. Şeyi de karıştırıyorsunuz. İsimden önce gelen bütün sözcükler sıfat. Fiilden önce gelen bütün sözcükler zarf. Değil. Bunu ben size uzun uzun anlatmıştım. Fiilden önce gelecek, onu niteleyecek. İsimden önce gelecek, onu niteleyecek, öbek oluşturacak ki onlar bir hani tamlamayla bir şey de olsun. Burada da üç tane isim gelecek. Bak kapı isim, kol isim, renk isim. Zincirleme olur. Burada da çocuk isim, oda isim, mavi sıfat, renk isim. Bana ne? Üç tane isim gelmiş. Dördüncü, beşinci sıfat olsa da beni ilgilendirmez. Üç tane isim arka arkaya geliyor mu? Geliyor arkadaş. Bitti, zincirlemedir. Ha bu olur mu? Olmaz. Çünkü yol isim, bu sıfat, bu isim. Burada iki tane isim gelmiş. Üç tane isim gelmemiş. O yüzden bu zincirleme olmaz. Bu
belirtili at tamlaması araya sıfat almış olur. O yüzden zincirleme at tamlamasıyla araya sıfat almış belirtili at tamlamasını karıştırmayacağız. Dipnot defterine yaz. Üç tane kelimenin arka arkaya gelmesi değil, üç tane ismin arka arkaya gelmesi zincirleme at tamlamasıdır diye dipnotunuza bunu da ekleyin. Bir daha söyleyeyim mi? Üç tane kelimenin arka arkaya gelmesi değil, üç tane, en az üç tane ismin arka arkaya gelmesi zincirleme at tamlaması yapar. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Hemen soru çözümüne geçeceğim. Ama sizin bana sorunuz var mı? Önce siz bana sorun varsa. Galiba yok. Hadi o zaman ilk soruyla başlayalım. Şunu kapatayım bir saniye. Soru okunuyor mu? Görebiliyor musunuz? Okunuyor. Okunuyor. Hadi bakalım hemen cevabı söylemeyeyim. Bak ilk soruyu değişik bir şekilde sordum ben. Gıcık bir şekilde sordum. Bir soruyu anlayın önce. Ceyha. Neden? Karanlık. Sıfat oldu. Heh, bak ne demişim ben burada? Hangisinde demişim? Tamlayan, tamlananın niteliğini belirtir. Yani tamlayan sıfattır demeye çalışmışım. E bana sıfat tamlamasını soruyor. O zaman derim ki cevap Ceyhan olacak. Kalemi aktif edeyim. Güzel. Evet, bak suratı gördünüz değil mi? Bak oraya bir kötü bir surat koymuşum. Demek ki güzel bir soru. Sıfat tamlaması yoktur diyor. Ceyhan. Neden? Tren yolculuğu, yorganın altından bir tanesi belirtisiz, diğeri belirtili at tamlaması. Çok güzel. Yorganın altı belirtili at tamlaması, tren yolculuğu belirtisiz. Yani at tamlaması bunlar. O yüzden 2 ile 6 olacak. 3. Hemen söylemeyelim cevabı lütfen. Bekleyelim. Tamlayanı zamir diyor. Bak bu tarz sorularda tamlayan zamir olacaksa o tamlama kesinlikle belirtili at tamlamasıdır. Önce belirtili at tamlaması arayın. Inlı şeyler arayın. Tamam mı? Cevabı söylemeyin hemen. Bak dipnot defterinize bunu da yazın. Tamlayanı zamir, tamlananı zamir diyorsa belirtili at tamlaması ara önce. Bulduk mu cevabı? B. Bursa. Evet. Aslında Denizli'de olabilirdi. Çok böyle yakın. Olayların tümü aynen öyle. Kimin davranışları? Tamlayan dediği için Bursa, tamlanan demiş olsaydı Denizli'yi alacaktım. O yüzden dikkat ediyoruz. Burada bir tamlamada okuma ihtiyacı var ama o belirtisi zaten zamir yok orada. Hemen bakıyorum diğer sorumuza. Bu dördüncü hangisinde bir isim? Bu dördüncü soruyu geçelim arkadaşlar. Çok okunmuyor zaten. Evet, 5. Denden eki, tamlayan eki görevindedir diyor. Bak güzel soru. Hadi ama hemen cevabı söylemeyin. Evet, nedir cevabımız arkadaşlar? Edirne. Çünkü sahildeki konakların biri diyebiliyorum. O yüzden evet. Geldik 6. soruya. Hangisinde bir sıfat isim tamlamasını demiştir diyor. Efendim? Çok özür dilerim. Bir önceki soruyu açıklar mısınız? Hemen geleyim. Şöyle geleyim bir dakika. 5'i değil mi?
Evet hocam. Tamam. Beşini söyle. Dendan eki diyor. Tamlayan eki görevinde. Ne demekti? Tamlayan ekim benim normalde ınnın eki değil mi? Den gördüğün yere ınnını yaz diyor. Bak, içinin geçenleri diyemem. Sokağın çocuk sesleri diyemem. Bu gönülün konuşma herkesi diyemem. Dağların esen diyemem. Ama sahildeki konakların biri daha yandı diyebilirim. O yüzden cevap Edirne olacak. Hmm, den yerine ınnın yazacağız, tamam mı? Tamam. Ama hocam, soracağım. Ne? A'da şey soracaktım da bu soruyla ilgili. A'da içinden geçenler tamlama oluşturmuyor mu? İçinin geçenleri. Den yerine ineki yazacağım. Bu şekilde bakacağız soruyu, anladım. Den yerine ınnın yazarak bakacağız. Tamam mı? Ben de tereddüt ettim. A'da mı tereddüt ettin? Hayır, Bursa'da. Bursa'da. Yani ama şimdi bak sokaktan çocuk sesleri. Şimdi bak, sokağın çocuk sesleri hiç eksilmiyor olmaz. Çocuktan nereden nereden sokaktan ayrı bir kelime, çocuk sesleri belirtisiz at tamlaması. Evet. Sokaktandaki den haleki olarak kullanılmış. Yer bildiriyor çünkü orada. Anladım. Tamam mı? Anlamada, cümleyi okuyacağız yani. Anlamada dikkat edeceğiz orada. Ama sahildeki konakların biri daha yandı oluyor. Tamam hocam, teşekkür. O yüzden Edirne olacak, tamam. Evet, 6. soru. Bak, çok güzel bir soru. Bir sıfat diyor, isim tamlamasını nitelemiştir diyor. Az önce dipnot olarak yazdık. Tamlamanız ne olmak zorunda burada? Belirtisiz. Çok güzel. Bir sıfat tamlamayı niteleyecekse o tamlama belirtisiz olacak. Hemen cevabı söylemeyin. Bir baksın herkes. Oradan biri film mi seyrediyor? Kim o? Arkamda benim çocuk. Seninki mi? Evet. Hocam söyleyelim mi? Hadi söyleyin cevap. Bursa. Çünkü ağaç gölgesi belirtisiz, başına koyu sıfatını almış. Mutlaka belirtisiz at tamlaması olması gerekiyor. Bu sorularda dikkat ediyorsunuz, tamam mı? Başka bir şık aklına takılan varsa açıklayayım, var mı? Hocam şu niye olmadı diyeniniz? Yok. Geçtim. Evet. 7. soru. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş. En Bursa. Sevdiğimiz soru kalıbı. Direkt yanının yapıştır. Ne olacak, duyamadım? Bursa. Bursa. Çok güzel. Şehrin ışığıdır aslında. İşaretle geç. Bu kadar. Bunda bir şey yok. Hadi 8. Önce tamlamanın türünü bulacağız. Şık da benzerini bulacağız. Cevabı söylemiyoruz, bekliyoruz. Bence artık bulmuşsunuzdur. Adana. Neden? Ama. Fat tamlaması emin adımlarla yemyeşil bahçeler. Çok güzel. Emin adımlar sıfat tamlaması, yemyeşil bahçede sıfat tamlaması. Hocam şu neden olmadı dediğiniz bir şey var mı? Mesela yağmur sesi belirtisiz, güz mevsimi belirtisiz at tamlaması. Hepimizin hakkı belirtisiz at tamlaması. O yüzden onları alamam. Aynen. Evet, 9. Zamirlerle at tamlaması kurulur. Tamlananı zamir olacak. Ne arayacağım? Belirtili at tamlaması arayacağım. Yani ınnın eki almış kelime arayacağım. İkinci kısım zamir olacak. Cevabı söylemeyin. Söylemeyelim. Sonra kızıyorlar bana. Bir baksın herkes, ondan sonra. Şimdi söyleyin. Bursa. Evet. İnsanların çoğu belirtili,
çok burada zamir. O yüzden Bursa olacak. Evet, 10. soru yine zincirleme diyor. Bir baksın herkes. Evet, hadi alayım cevabı. Ceyhan olacak. Şeftali ağaçlarının boyu. Burada çeldirici ne olurdu? Hadi çeldiriciyi de bulun. Çocuğun mahzun bakışı olurdu ki ama olmaz o zaten. Evet, çocuğun bakışı attamlaması araya sıfat girmiş. Bu gitti. Adana da olabilirdi. Zümrüt yeşili orman. Olabilirdi. Evet. Ama burada ne var? Zümrüt yeşili belirtisiz attamlaması sıfat görevinde kullanılmış. Kapının daracık aralığı. Evet. Bu da belirtili attamlaması araya sıfat almış olurdu. O yüzden bunları elerdim. Güzel. Çeldiricileri de bilmek lazım. 11. Hadi son 3 soru galiba. Tamlayanı düşmüş at tamlaması eşittir. İyilik eke almış kelime. Bakın bakalım nerede var iyilik eke almış kelime. Adana. Adana değil. Adana olacak. Hıçkırıkların derken senin hıçkırıkların anlamında. Peki Edirne'de neye takıldınız acaba? Parmaklığına takılırız belki. Ama köprü parmaklığı diyor. Köprü olmasaydı olabilirdi. Tamlayanın düşmesi gerekiyor ya. Evet, parmaklığına kelimesi iyilik eki almış ama başında da onun karşılığı olan köprü var. Ben bir parmaklığına dayalı bekliyorum deseydim mesela senin parmaklığın, onun parmaklığı derdim. Tamlayanı düşürmüş olurdum. Burada hıçkırıkların var. Senin. Yani sadece iyilik eki almış kelimeyi değil, karşılığının da düşmüş olmasını unutmayacağız orada. Evet, 12 kolay. Sıfat tamlaması arıyorum. Üç, dört. Evet. Burada bir rüzgar var. Burada da ölmüş dünya var. 3 ve 4 olacak. Tamlayana tamlanan yer değiştirmiş. Cümle sonuna bak, ınını gör, yapıştır. Deniz. Deniz'de yazarlarının şiirleri. Güzel değil mi? Hızlı gidiyor hemen. 14, bak 14'ün yanında işaret var. Demek ki güzel bir soru. Demek ki karıştırabileceğiniz bir soru. Hemen cevabı söylemeyin. Hadi şimdi söyleyin. Yukarıdaki. Evet, yukarıdaki tamlamamız ne tamlaması? Belirtili at tamlaması. Araya sıfat girmiş. Evet. Şiirimizin çizgisi belirtili at tamlamasıdır. Araya sıfat almış. O zaman cevabım Edirne, ailemin tutumu araya kararlı sıfatını almış. O yüzden de Edirne olacak. Bunun yanında bu surat ifadesi niye var? Çünkü bu zincirleme gibi görünüyor. Buna zincirleme diyecek arkadaşlarım olurdu. O yüzden de yanına işaret koydum. Dikkat edeceğim. Belirtili. Hocam C olmaz mı? Sıfat almış. C'de yeşil elbise var. Kardeşim yeşil elbisesin. Ama yeşil elbise direkt sıfat tamlaması. Orada at tamlaması yok ki. Ceyhan'da. Kardeşimin yeşil elbisesi olsaydı Ceyhan olurdu tabii ki. Sen öyle mi okudun onu acaba? Evet hocam. Yok, orada kardeşim yazıyor. Kardeşimin yeşil elbisesi dese onu da cevap olarak alırdım. Tamam mı? Hocam. Efendim? Öğrendiğim tüm bilgiler Denizli'de. Bir daha söyle. Denizli'de öğrendiğim tüm bilgiler. Denizli neden değil? Denizli neden değil? Peki. Şimdi bak. Denizli'de bir defa yukarıda şiirimizin çizgisi belirtili bir at tamlaması var.
Denizli'de bir, belirtili bir akt anlaması yok. İki, tüm bilgiler belgisiz sıfat, öğrendiğim bilgiler öğrendiğim sıfat fiil. Burada bir, iki. İki tane sıfat almış bir isim var orada. Yani birden çok sıfat tamlaması var. Yani bir at tamlaması peki, yok orada. Öğrendiğim bilgiler de sıfat tamlaması, tüm bilgiler de sıfat tamlaması, tamam mı? O yüzden onu alamam. Var mı başka kafanıza takılan? Mesela Bursa'da da. Bursa'ya açıklayayım sor. Konunun sonu, belirtili at tamlaması, başına sıfat fiili almış. Anlatılan konu olmuş. O yüzden B'yi de elemem gerekiyor. Hocam bu soruları siz mi hazırlamıştınız? Benim buraya başlamadan önce TYT için hazırlamış olduğum kitabım. Bu kültür yayınlarının kitabı mı hocam? Yok değil. Ha, tamam. Ya, o formata benzettim de biraz. Ha, yok yok. Bu benim çok önceden TYT için hazırlamış olduğum kendi soru bankam. Tamam. Merak etme hocam. Biraz alakası oldu. Kusura bakmayın yok, da. Yok yok estağfurullah. Bunu ben baskıya vermemiştim. Bir tane kendime diye bastırdım. Bunu böyle hani konu tekrarlarında falan öğrenciler için çözmek için kullanıyorum yani. Piyasaya tamam. Vermediğim bir soru bankam bu benim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, rica ederim. Evet arkadaşlar sorusu olan var mı? Yok. Peki bugün isimlerle isim tamlamalarını yaptık. Haftaya sıfat, zamir, zarf yaparız. İnşallah onları bir tekrar ederiz. Ondan sonra da eylemleri bir dersimizde de eylemleri tekrar ederiz. Siz de ögelere kadar mı gelmiştik? Ses bilgisini bitirmiş miydik? Ögeler. Ögeler. Tamam. Ögelere kadar bir tekrar yaparız. Oradan da devam ederiz ondan sonra. Bir iki hafta tekrar yapacağım. Böyle soru çözeceğim ki iyice otursun. Sizler de benimle birlikte tekrar edin. He? Bizde ses bilgisi de bitti. Tamam. O ögeler diyen arkadaşımda da muhtemelen ses bilgisi bitmiştir. Çünkü ben hiçbir grupta ögelerde kalmadım. Ögeleri bitirdim. Cümle türlerini yok bitirdim. Yok hocam işlemedik ögeleri. Ögeleri işlemedik hocam. Aynen. E3'te nerede kaldık? Ögelerde kaldık. E3'e hangi gün giriyordum ben? Cumartesi. Cumartesi. Mi? Aynen cumartesi. Ha, cumartesi olduğum için tamam. Tamam sizde o yüzden geri kalmış olabilirim. Sorun değil. Hocam E1'de yani. Sesleri işledik. Tamam. E1'de, E4'te diğer gruplarımda işledim. Sadece E3'te işlemedim. O cumartesiydi. O hafta işleyecektim. Ders olmadığı için işleyemedik. Evet. Normalde bugün sizde onları anlatacaktım. Bugün değil. Geçen hafta iptal oldu değil mi bizim derslerimiz? Evet. Tamam. Geçen hafta cumartesi anlatacaktım sizde o iki konuyu. Ama dersler iptal olduğu için geri kaldı. Önemli değil. Buradan anlatırız. Döndüğümüzde yüz yüze bir daha anlatırız. Tamam mı? Hiç problem değil onlar. Tamam. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Kendi evde soru çözüp de ya hocaya sormayayım işte dönünce sorarım ederim yapmıyorsunuz. Atıyorsunuz bana WhatsApp'tan sorularınızı. Ben çözüyorum. Tamam mı? Yani hoca yorulur eder. Size ne ben yoruluyorsam yoruluyorum. Siz niye düşünüyorsunuz beni? Atın sorularınızı ben çözerim. Anlaştık mı? Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Teşekkür ederiz hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz hocam. Teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar.